Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yoğun bir istek gelmesi üzerine bu yoğun geçen günlerde okunabilecek kısa ama harika kitaplardan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz fazla uzatmadan hemen ilk kitabıma geçeyim. İlk tanıtmak istediğim kitap yeni okuduğum Şükrü Erbaş'ın İnsanın Acısını İnsan Alır isimli kitabı olacak. Kitabımız 254 sayfa ancak düşünce olarak anlatılanlar olarak gerçekten büyük bir Mutluluk içiriyor çünkü okuduğumuz zaman gerçekten her cümlenin altını bir kez çizmek isteği bende de uyandı Bunu birçok arkadaşım söylemişti hepsini tek tek beğeneceksin diye söylemişlerdi Ve okuduğumda da büyük bir keyif aldım Size hemen ufak bir kısmını okumak istiyorum sadece etkilendiğim yerlerden bir tanesiydi Susmak insanın sözünü büyütüyorsa bir erdemdir Bir yaprağı bile kıpırdadamaz yoksa suskunluk ne kadar cılız, ne kadar yanlış olursa olsun boşlukta iz bırakacak tek şey sözdür. Yağmur yağmazsa kim bilebilir bulutların yükünü. Kendi gerçeğini kendi sesiyle ışıtır insan. Başkasının evinde yanan ışıktan bize ancak gölge düşer. İnsan konuşarak tanır kendini, tanıdıkça sever. Kendini sevmeyen kendine sahip çıkamaz. Konuşmaktan korkmak güçsüzlüğün insan ruhunu açtığı en derin çukurdur. Kimse bu çukuru başkasının gücüyle dolduramaz. Ve ne gariptir ki çukur büyüdükçe büyür insanın yıkımı. İnsan iyiliği hak etmelidir. Emek ve içtenliğin olmadığı yerde istek bir yaz yağmur hükmündedir. Gelir ve geçer. Gerçeğin ilk adımı hayaldir ve mutluluk tutkuyla yoğrulmuş bir çabadır. Kimse kendini dışlayarak gerçeğini değiştiremez. Hüzne sahip çıkmayan insanın sevinci her gün yeni bir boşluğa kapı açan bir yanılsamadır. Unutma ki hiçbir aşk düşünceye uzak değildir hiçbir yıldız göğe. İnsanı kendi çukurundan çıkaracak olan kendi umutsuzluğudur. Bunun gibi birçok deneme yazısıyla donatılmış ve harika bir şekilde anlatılmış kitaptı. Bu arada kitabın sonlarına doğru sevdiği şairlerden bahsetmiş. O kısımları da gerçekten çok sevmiştim. Çünkü bilmediğim ve duymadığım, okumadığım şairlerin de hayat hikayelerine çok güzel bir şekilde değinmiş ve okudukça da büyük bir mutluluk veriyor. Şiirin sesiyle kısmıyla başlıyor ve bu devam ettikçe çok güzel bir şekilde yeni şairleri ve yeni eserleri tanımaya başlıyorsunuz. Eğer okumayanlar varsa Şükrü Erbaş'ı ilk defa okumak istiyorlarsa şiir kitaplarının yanında deneme kitapları ve elimdeki insanın acısını insan Olur kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü her cümlesi insanı farklı bir pencereden bakmasını sağlıyor ve bunu yaptıkça da büyük bir keyif alıyorsunuz aslında. O yüzden kesinlikle tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Bir tanıtmak istediğim diğer kitap Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu isimli kitap olacak. Son dönemde birçok takip ettiğim ve gördüğüm booktuberlar ya da işte kitap sayfaları gibi sayfalarda da son dönemde çok gözüme çarpmaya başlamıştı. Ancak benim uzun zamandır listemde olan ve arkadaşlarımla konuştuktan sonra almaya karar verdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Calvino'nun ilk defa bir kitabını okudum ve okuduktan sonra diğer başka kitaplarını da sipariş ettim hemen. Çünkü yazarın dilini inanılmaz sevdim. Hayatımda gördüğüm ve yazıldığına şu anda şahitlik ettiğim okuduklarım kitapların içerisinde en zekice yazılmış olan kitapta bir numaradır benim için şu anda. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Çünkü kitabı okurken bambaşka yerlere sürüklenmeye başlıyorsunuz ve Kitabın içerisi sanki bir labirent, bir bulmaca gibi. Bu kısım çok etkiledi. Erkek okur diye hitap ediyor. Aslında bir erkek okur olduğunu söylüyor ancak aslında size de hitap ediyor. Bir de kadın okurumuz var. Yine size de hitap ediyor. Ve bunu adeta yönlenerek hızlı bir şekilde geçmeye başlıyorsunuz. Karakterimiz bir kitap alıyor. Kitabı aldıktan sonra kitabın sayfalarında bir karışıklık olduğunu düşünüyor ve yayınevine gidiyor. Kitabı değiştiriyor. Kitap değiştiği zaman başka bir kitapla karıştı ve o kitabın da aslında tamamlanmadığı başka bir kitapla bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor ve sanki bir çorap söküğü gibi sürekli olarak ipuçlarını takip ederek bu kitabı okumaya çalışıyor ve bitirmeye çalışıyor. İspanyol filmlerinin zekice hazırlanması gibi çok zekice hazırlanan bir kitap olmuş gerçekten. Okurken çok büyük bir keyif aldım. Yorumlara girip baktığım zaman bazı insanların kitabı sevmediğini gördüm. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü yani hiç böyle bir kitap okumamıştım ve okudukça sürekli bir devam etme isteği içerisinde böyle sürekli gidiyorsunuz. Sürekli ne olacak acaba diye merak peşindesiniz ve ilerlemeye devam ediyorsunuz. Kitabın aslında giriş cümlesi bile inanılmaz farklı ve değişik başlıyor. Hemen size onu da ufak bahsedeyim. Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı yeni romanını okumaya başlamak üzeresin. Rahatla. Toparlan. Zihnindeki bütün düşünceleri kov gitsin. Seni çevreleyen dünya bırak belirsizlik içinde yok versin. Kapıyı kapasan iyi olur. Öte yanda mutlaka çalışmakta olan bir televizyon vardır. Hemen sesini ötekilere. Hayır. Televizyon seyretmek istemiyorum. Sesini yükseltmezsen duymazlar seni. Kitap okuyorum. Rahatsız edilmek istemiyorum. O gürültü arasında seni işitmemiş olabilirler. Daha yüksek sesle söyle, bağır hatta. Ben İtalia Calvino'nun yeni romanını okumaya başlıyorum. Bunu söylemek istemiyorsan seni huzur içinde bırakmalarını umut edelim. Giriş cümlesinin bile böyle farklı olduğu bir kitabı büyük bir keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. 248 sayfa ve gerçekten yani elinizden bırakmadan büyük bir keyifle okuyorsunuz. Farklı yazarları tanımak, farklı eserlerini okumak çok hoşuma gidiyor. Yeni tanıdığım ve diğer kitaplarında merak ettiğim bir yazar oldu. Tavsiyeler üzerine arkadaşlarımı yönlendirmesiyle başka kitaplarında satın aldım zaten. İlerleyen zamanlarda onlardan da mutlaka bahsedeceğim. Bir diğer tanıtmak istediğim üçüncü ve son kitap Reşat Nuri Güntekin'in Olağan İşler kitabı. İnkılap yayın evinden çıkan bendeki 1991 baskısı ve yanlış hatırlamıyorsam 9. baskısı. Evet doğru hatırlıyorum. Reşat Nuri Güntekin'in aslında bilinen çok önemli, harika eserleri var. Bunlardan bir tanesi tabii ki de herkesde olması gereken ancak hala da benim kendi kütüphanememe alamadığım Çalıkuşu isimli kitabı. Bunların yanında daha farklı ve güzel birçok kitabı var. Olağan İşler kitabı maalesef birazcık daha geri planda kalan kitaplarından bir tanesi bana göre. Ancak okunacak öykü severler için harika, lezzetli olan bir kitap diyebilirim kitabı okumaya başladıktan sonra içerisinde kısa kısa ve harika öyküler olduğunu keşfetmeye başlıyorsunuz. İki bölümden oluşuyor. İlk bölümdeki karakterler fazla zeka, kurnazlık, dolandırıcılık gibi farklı farklı yöneliyor. Aslında Orhan Kemal'in Üç Kağıtçı kitabındaki gibi karakterleri okuduğunuz zaman aslında yüzünüze bir gülümseme geliyor. Çünkü o kadar güzel tasvirlemiş, o kadar güzel anlatmış ki karakterleri. Etrafınıza baktığınız zaman bu karakterlerin aslında çok uzakta olmadığını da fark edebiliyorsunuz zaman zaman. Ve büyük bir keyif alarak okuyorsunuz. Dili dönemin diline göre birazcık ağır. Ancak bu demek değil ki asla okunamaz diye bir şey. Çok büyük bir keyifle ve çok güzel bir şekilde okunabilir. Kitapla ilgili söyleyebileceğim bir diğer konu maalesef Reşat Nuri Güntekin'in kitaplarının inanılmaz pahalılığı. Son dönemlerde büyük bir indirime girdiği için ben Çalı Kuş kitabını almıştım ancak Korsan çıktı Yani normalde İnkılap Yayın Evi'ne girdiğiniz baktığınız zaman 40 ile 55 lira aralığında olan Satış fiyatları görüyorsunuz Ve bir kitap için gerçekten bu Fiyatlar oldukça pahalı geliyor bana Ancak imkanı olanlar Reşat Nuri Güntekin'in kitaplarını mutlaka kitaplarına eklemeyi unutmasınlar diye Bir naçizane tavsiyede bulunabilirim Bunların yanında Kitabın ilk bölümünü bitirdikten sonra ikinci bölümünde tercümeler diye bir kısım başlıyor. Büyük ihtimalle yeni baskısında değiştirilmiştir. Reşat Nuri Güntekin'in başka yazarlardan çevirdiği eserlere yer verilmiş. Ancak bunu yaparken genelde depresif, melankolik eserler seçilmiş ilginç bir şekilde. İlk kısmı okurken büyük bir neşeyle, gülümsemeyle okumuştum. Ancak ikinci kısmı okurken, bu yabancı eserleri okurken gerçekten büyük bir mutsuzluk, bir kasvet havası sardı ve okurken bazı yerlerde sıkıldım. Çünkü o eğlencenin üstünde böyle bir devam gelmesi insanı birazcık şaşırtıyor ve bocalatıyor. Yani en azından benim için böyle oldu. Ancak kitabın ilk başındaki o güzel hikayeler için kesinlikle alınıp okulmaya değer diye düşünüyorum. Okuduğunuz zaman sizler de gerçekten büyük keyif alacaksınız diye düşünüyorum açıkçası. Bunların yanında geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim bir sponsorluk anlaşmamız vardı. Ve ne mutlu ki bu gerçekleşti. Mert Bey buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bir tanesi YouTube üzerinden olmak üzere, bir tanesi de Instagram'dan olmak üzere iki farklı hediye çekilişimiz olacak. İlk baştaki bu YouTube üzerindekini yapmak istiyorum. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Instagram'da da yapmayı planlıyorum bunu. Yapmanız gereken her zaman olduğu gibi beğeni tuşuna basmak ve kaçıncı beğeni olduğunu aşağı tarafa yazmak katılmak için bu yeterli sayıda. Geçerli oluyor. Bunların yanında eğer sizler de sponsor olmak istiyorsanız, sizler de destek vermek istiyorsanız ve kitap paylaşımlarında bulunmak istiyorsanız aşağı tarafa yorumlara yazabilirsiniz. Bana mail ya da Instagram yoluyla ulaşabilirsiniz. Çünkü böyle oldukça kendi bütçemin dışında farklı farklı katkılarla birlikte daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz ve beni daha fazla mutlu eden bir durum bu. Umarım ilerleyen zamanlarda daha büyük bir şekilde ilerlemeye devam ederiz diyorum. Buraya kadar vakit ayıran ve izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açtığınız takdirde her hafta yeni video yüklendiğinde hemen sizler haberdar olabilirsiniz. Çekilişimiz yine her zaman olduğu gibi bir hafta boyunca sürecek. Abone olmanız ve beğeni atmanız, beğeninin kaçıncı beğeni olduğunu yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.